Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik 7. sınıf ile başlarız. 9. konumuzu 10 konudan ve bu konumuzdur ölçme ve problemlerin çözümü. Daha doğrusu 1. dersimiz konudan olaya geçilen yol grafiği. Demek biz ne zaman bakarız gerçek hayattan demek lazım reel hayattan örnekler için. Genelde biz açıklayabiliriz bazı örnek hareketleri grafiklerin yardımı ile. Örnek istersek bakalım devam ne kadar uzaklaşmıştır kimse evinden belli bir zaman içinde veya ne kadar zaman tren hareket edermiştir ne kadar zaman bir insan koşarmıştır ne kadar, nasıl yüzür, yüzermiştir arabayla yolculuk ve çeşit çeşit hareketleri biz açıklayabiliriz grafiklerin yardımı ile. Daha doğrusu grafikler der bir değişik yöntem ki gösterelim bir zaman periyodunda bir zaman içerisinde nasıl değişir bir şeyin hareketi. Örnek şimdi devam biz verebiliriz hareket devam bir öğrencinin okula kullana gider ne kadar vakıttır sınıfta, ne kadar vakit vardır teneffüzi, ne kadar zaman gider cacıdan alsın smoky vesaire vesaire. Yani vardır çeşit örnekler ne verebiliriz. Zaman içinde nasıl değişir bir şey. Demek bakayız şimdilik çizeyiz bir nasıl bir koordinat sistemi ama bu koordinat sistemimiz olarak sadece bir eksen. Demek ona göre yapayız bu şekilde. Aa, yapamam sadece bunu yapamam, böyle daha büyük. Ve bu durumda yapayız. Olsun örnek 8 aa, 8 cm sağ tarafına çizeyseniz demek 8 cm olarak sağ tarafına aa, ve standart her bir santimetrede işaret edeyiz değişe o şey. M yok arasına doğru olsun 1, 2, 4, 5 aa, olsun 5 santimetre. Daha doğrusu 5,5. Buçuk. Demek 8 santimetre bir yönde ve 5,5 veya 6 cm de olabilir a, yok arasına doğru. Yani yaparız bir çeşit koordinat sisteminin sadece bir kısmını. Yapmayız bir tevi nasıl her bir defa ne yapardık ve standart a, koyarız çizgiler. Sadece koymayacaksınız birden ikiye hep basında. Eme sadece çizgileri koyun sonra yazayız say var. Demek işaret ederiz hep basını böyle. Ondan sonra koyacağız sayı varı. Ayrıca. Ve işaret ederiz. Hep olsun. Demek şimdi bu olarak bizim bir grafikımız. Nereden gösteririz. Belli bir yol. Iı, belli bir yolda hareketi. Demek her bir defa grafiklerde. Vardır bazı deyim. Kurallar neler geçerli. Ama biz mecburiyiz bakalım. Grafik neyi açıklar. Yani neyin grafik gider? Niçin bazen olabilir olsun bir şey grafik gider ve ne der? Zamanda ne değişir? Bazı defa olabilir ne der? Bir şey başka devam hızın değişmesi vesaire. Demek şimdi aşağısında eksende yazayız zaman ve koyacağız parantez içinde h. Ne demektir o? Ki zaman geçer saatlerle. Nasıl ne gideriz sağa doğru? Zaman geçer saatlerle. Hem şimdi burada yazayı sayıları standart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve devam 8. Burada tamamladı. Ve burada 8 ile devam biraz uzun atarayım ki koyayım bir ok işareti ki göstereyim ki devam ede. Demek o olarak böyle bir şey. Demek vardır böyle bir grafik yapmaz. Yok doğru yazayız. Evden uzaklık. Parantez içinde kilometreler. Bu demektir ki bununla biz belirleriz ne kadar örnek hareket edermişler. Danilo evinden uzak, ne kadar uzaka gidermişler. Daha doğrusu ne bileyim istemişler gitsen lazım işler gitsen bir hangi çok uzak kente satlansan bir spesifik spagetta ki yemek ne bileyim. Aa, demek burada aa, yazayız ne, neyi açıklarız daha doğrusu grafikle demek grafikin adı örnek Danilo'nun Danilo'nun bisiklet ile yolculuğu. Demek Önemli der bilemem neyi gösterir. Hem görürüz burada şimdi. Yok arasına nasıl gideyiz? Dizeyiz kilometreleri oner olarak. Daha doğrusu olayak 10. Ondan sonra olayak 20. 20 kilometre. 30 kilometre. 40 kilometre. 40 kilometre ve sonunda 50 kilometre. Hem Ondan sonra burada koyacağız devam bir ok işareti ki gösterelim ki grafik her iki yönde devam eder. Şimdi burada olarak bizim birkaç koordinat noktamız. Demek bu koordinat noktaları yardım ederek bize çizelim grafiği. Demek başlangıçta yardımcı olarak ben çizeyim çizgiler. Devam burada birlen bağlarız 20'yi yani bir saatte 20'ye kadar hem koyarız sonda bir nokta. Demek koyacağız birkaç tane nokta. Hem ondan sonra o noktaları vardır. Birleştirelim. Demek 1 ile 20'dedir bir öncesi. Ondan sonra ilk öncesi olarak 1.5 ile 20'de. O olarak 1.5 ile 20'de burada. Ondan sonra. Olarak 3.5 ile. 3.5 ile. 3.5 buçuk ile devam olsun. 50 de. Olay burada böyle. ben kullanırım bu çizgileri ki daha hızlı bulayım tam nerededir. Sizden için der kareli defter. Çok daha kolay yapabilirsiniz. Aynısını Demek burada hem şimdi 50 dedir 4 buçuk ile gene. Demek 4 buçuk. Saatta 50 kilometrede. Duruluruz burada yine. böyle hem ondan sonra 8'e kadar bağlanır geriye demek ne zaman birleştireceğiz çizgiyi olarak böyle baştan sıfırdan ve sıfırdan gider buraya ka, ondan sonra devam eder biraz düz sonra devam eder böyle yok arasına doğru sonra durulur burada biraz hem ondan sonra devam döner aa, geriye sana da böyle 8'de tamamlanır. Ve budur bizim hareket hareket yok hareket hareket grafikimiz veya yol grafikimiz. Çizen bunu en bakayı açıklayalım ne olur bu grafikte. Demek bir tevi grafikin amacıdır açıklayalım nasıl olurmuştur hareketi. Demek nasıl okunur grafik? Grafik okunur soldan sağa. Yani her bir defa başlarız sol taraftan, daha doğrusu sıfır noktasından, burada ne yazmadım, sıfır noktasından başlanır. Eğer bakarsak, nasıl gideriz sağa doğru, ne ilerler? Zaman ilerler. Demek saatler geçer. Nasıl gideriz yok arasına, ne olur? Uzaklaşır evden. Demek ne kadardır grafikte daha yüksek noktada çizik, o kadardır daha uzak evden. Şimdi adlandırayız biz bu bunları nasıl nokta olarak. Burada olayak A noktası. Burada olayak B noktası. Veriye vardır C noktası. Buradadır D noktası. Ve sonundadır E noktası. Yani vardır 5 tane değişik konum. neredene Bir gün içinde demek 8 saat içinde Danilo nasıl hareket edermişti. Demek bakalım ne olmuştur ilk durumda. İlk parça. Odur burası. Demek bakarsak burada ne olur? Bir ne kadar zaman geçmiştir, ne kadar yol geçmiştir. Acaba bulabiliriz. Demek bir saat için geçmiştir 20 kilometre. Demek deriz ki A noktasında A noktasında Danilo 20 kilometre yol bir saat içinde geçmişti. Daha doğrusu A noktasına yetişmiştir, ne zaman geçmiştir o kadar e, o şey. Bu durumda daha doğrusu e, burada evinden 20 kilometre uzaklıkta bulunur. Ne olur A ve B noktası arasında? Acaba e, nasıl hareket eder? Ne kadar hareket eder? Ne Aynı 20 kilometre. Demek bu nasıl? Yarım saat mola yapmıştır Daha doğrusu hareket etmez. Demek genel olarak eğer çizgi ise yatımına eğer a, demek tabi ki her bir grafiğin vardır kendi o şeyi. Ama eğer çizgi ise yatımına genel olarak olaya ki hareket yoktur. Daha doğrusu A ve B noktası arasında a, 30 dakika mola yapmıştır. Hareket yoktur. Niçin deriz ki hareket yoktur? Niçin uzaklaşmaz evden? Şimdi devam olabilir durulmuştur. Ne bileyim su içsen olabilir. örnek bir hangi arkadaşın arkadaşını bekler. Olabilir durulmuştur bir Starbucks'ta ve kahve ismarlamıştır ve bekler kahvesini yapsınlar. Yani vardır çeşit örneklerine verebiliriz. Veya bekler kimse master şeften açsın kapıyı ki girebilsen içeri. Niçin unutmuş idi anahtarlarını ne bileyim. Verebiliriz çeşit şeyler. Ne olur B ve C noktası arasında? Efendim? Verebilirsin? Aa yok yok. Hastanede çıksın düz çizgi derler güzel şey. Ona göre vermeyiz o örneği. Üldür, üldürmeyelim. Aa, Demek ne olur b ve c nokta arasında? Demek şimdi bakarız ne kadar zaman geçmiştir. B noktasında imiştir bir buçuk saatte. A c noktasına yetişmiştir üç buçuk saatte. Demek aralarında b ve c noktasının arasında ne kadar da zaman farkı? Demek demek bakarız sadece b ve arasında bakmayız baştan. Bakmayız buradaki der direkt üç buçuk hem de üç buçuk saat yürümüştür. Hayır Bakarız 1 buçuk ile üç buçuk arasında saatler 2 fark. Demek burada da 2 saat ıı, ne kadar vakit yürümüştür. A diğer taraftan karşılaştırırsak böyle arasında böyle ne kadardır mesafe? Demek ben böyle göstereyim bu mesafeyi ıı, yardımıyla bu çiz ıı, renkli çizgilerin ki ne yapayım tam ne olurmuşlar. Demek 20 kilometreden yetişmiştir 30 kilometreye. Daha doğrusu 30 kilometre uzaklaşmıştır. Demek B ve C noktası arasında Danilo 2 saat içinde 30 kilometre yol geçmiştir. Bu durumda C noktasına yetiştiğinde evden 50 kilometre uzaklıkta bulunur. O ne? Demek görürüz nasıl okuruz grafik. Gideriz her şeyi sırayla soldan sağa. Ne olur Cmd noktası arasında. Yine vardır mola. Iı, ıı, bu durumda mola. istirahat eder. Kovdi 30 kilometre, Bayağı gibi yüksek sayıdır. Demek şimdi 4.30 ile buçuk arasında. Ona göre ıı, arasında 1 saat mola ıı, yapmıştır. Yine deriz, yazayım parantez içinde, hareket yoktur. Ee, hareket yoktur. Niçin? Niçin hareket etmez? Çizgi. Demek çizgide genelde hareketler yok arasına, say aşağısına çizersek. E şimdi? Sonunda geliriz D ve E noktası arasında ne yapar Daniel bu durumda? E Eve döner. Evet, yani gitti, sipariş ne etmiş idi, şeyleri satın aldı. İşi yine var idi bitirdi ve artık zamandır dünsün eve. Ve bu durumda eve dönerken görebiliriz ki hiçbir çeşit mola yapmaz. Ne kadar yol geçmişler bu durumda. Demek eğer bakarsak D noktası başlar buçukta tamamlanır 8'de. Demek ne kadardır ne kadardır mesafe buçuktan 8'e kadar kaç saat vardı buçuk saat. Demek üç buçuk saat içinde ne ka 50 kilometre yol geçip Danilo evine dönmüştü. E şimdi nasıl ne kadar buradan elik? Şimdi de bağlıdır ona eğer bakarsak düz yol olarak ise bakarsak ileri geri. Yani buradan o ortalama ortalama 14 kilometre. O demekler ki 3,5 saat içinde gitmişler oraya, dünmüştür. Sonra gene gitmişler. Yaklaşık. Demek 15, 15, 15 gidersek. 15, 30, 45. Hem sonra yarısı yolda durulmuştur devam. Ne bileyim. Podmol, Podmol'da. veya Konstantin Ne bileyim. Neyse. Aa, demek şimdi. Nasıl bakayız? Aa, hangi aa, demek Danilo nun Tüm hareket zamanında hangi iki nokta arasında en hızlı hareket etmiştir? Acaba nasıl bu Nerede nerede iyimişler hızlı? Ne düşünüyorsunuz? Hangi iki nokta arasında? Doimj Bakalım sırayla. Demek ne zaman ara bakarız böyle bir şey biz lazımdır karşılaştıralım. Bir aynı ölçü birimine getirelim her şey. Demek a, a, noktasına dır nasıl? A noktasına dır bir saat ve bir saat ve 20 kilometre. b c noktası dır. A ne kadar yok B, C yok abi. Onlar yine durur bakmayız. B ve C noktası arasında der 2 saat 30 kilometre. O ne? M D E noktası der 3,5 saat ne kadar kilometredi? 50 kilometre. Acaba buradan kurabiliriz bir mantık gösterelim hangisidir en hızlı. Demek ne zaman kovarmışlar en hızlı. Niçin? Nasıl kanıtlayabiliriz bunu? Demek ıı, işler bakalım en hızlı. Ne demektir en hızlı? Ne kadar daha çok yol ne kadar daha kısa zaman. O ne? Demek şimdi biz ki karşılaştıralım bunları mecburiyiz dönüştürelim temel ıı, aynı ölçü birimlerine hep basalım. Bu durumda devam ne yapabiliriz? Acaba getirebiliriz? Hep basınıyor olsun 1 saat. Örnek, eğer devam etse A noktasında ki hızla ilerisini 1 saatte geçerse 20 km, 2 saatta ne kadar geçecek? 2 saatte 40. Demek hemen görürüz ki bacı noktasına göre daha hızlı. Devam ederse 3 saatte A noktasının hızıyla ne kadar geçmiş olacak? 60 O ne? Demek gider burada saatte kazanır. Demek buradadır. 20 kilometre saatte hızı. Burada ne kadar ayak hızı? B'de. Eğer ise 2 saatte 30 bir saatte ne kadar geçmiştir? 15 kilometre. Demek bu durumda B'ce noktası arasındadır. 15 kilometre saatte. Hem sonuncusunda 3,5 saat için geçerse 50 kilometre a, ortalama ne kadardır? A, ki geçsem yok. Burada demek 3,5 saat. Ki bulalım 50 ile sadece böleriz 3,5'i. Demek 50 3 3,5 bu durumda verir yaklaşık 14,3 kilometre saatte hareket a, hareket edermişler. Hamdi sürüye kaçtık. Aa, demek Danilo çok iyi aşağı oldu. Aa, evet. Tamam de problem. Demek şimdi burada görürüz ki A noktasında en hızlı hareket edermişler. Demek aa, bu durumda diyebiliriz ki aa, Danilo başlangıçta başlangıçta A noktasında en hızlı hareket edermişti. Aynı zamanda daha bir soru bakalım, ne kadar zaman? Ee, 8 demek bir tarih hareketimmişler 8 saat. Ee, 8 saat içinde ne kadar zaman mova yapmıştır? Ep demek vardır A ve B noktası arasında yarım saat. Öyle. Demek burada vardır yarım saat ne yapar? Daha doğrusu 30 dakika. Mola. Demek düz çizgi. Hem burada vardır da bir saat. Hem ona göre hep denip vardır. Bir buçuk saat. Demek buradadır bir saat. Burada da ıı, sol tarafta yazayız. 0,5 saat. Ee, Dalsı yarım saat demek 8 ee, saat içinde bir bu... ops ee, içinde bir buçuk saat mola yapmıştır. Toplam ne kadar yol geçmiştir? Hep hep ne kadar yol geçmiştir? Yok 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 yol yok zaman. 100 kilometre. 100 kilometre uzaklaşmışlar evden. Hem ondan sonra 100 kilometre dünmüşler eve doğru. E pardon 50 kilometre. 50 uzaklaşmışlar 50 uzak a, dünmiştir. E Hem ona göre toplamda 100. Ne görebiliriz burada? Eğer demek açıklayalım bazı şeyler. Eğer bakarsak çizgiyi nedir? A noktasında yapayım böyle deyelim olsun mavilen. Birkaç gösterim ne isterim açıklayayım. Demek budur çizgi A noktasında nedir en hızlı? Böyle. A budur çizgi nedir B ve C noktasında nedir daha yavaş? Odur bu. Ne görebiliriz bu iki nokta için karşılaştırırsak? Bu iki çizgi için. Nasıl değişirler? Birisi diğerine göre daha dik. Ole demek daha kalkakta daha yok arasına gider. Eğer koyarsak aynı yerde görebiliriz ki bir çizgi gider daha yok arasına birisi de daha yatımına. Demek budur genel olarak bir özellik ne geçerlidir yakın her bir hareket grafikinde ve onu açıklayacağız böyle. Aa, diyeceğiz ki grafiklerde daha doğrusu, a, yol grafiklerinde a, yol grafiklerinde hareket olmadığında genel olarak ıı, düz bir çizgi ile gösterili. Daha doğrusu genel olarak x x eksenine göre. Demek aynasını görebiliriz burada. A ve bu arasındaydı düz çizgi. O demek ki ki hareket yoktur. Pauza, mola neyse herhangi bir hangi bir şey yaparsa. A, yol grafiklerinde hareket hızlı olduğunda çizgi çok daha dik konuma bulunur Demek çizgi çok daha dik konumda bulunur e şimdi acaba hareketi yapabilirdi Danilo böyle Değelim. e noktasından sonra hareket etsen örnek Böyle. Acaba böyle bir şey ol olabilir. Sol tarafına çekim çizgiyi. Devam etsen böyle. Niçin? Ne o? Bunu çizmeden. Demek sadece örnek olarak gösteririm. Ne olur eğer çizersem çizgiyi böyle sola doğru. Ne tarafa hareket ederim? Delir sola demek dikkat edin. Hareketimiz burada biz bilmeyiz ileri geri sağa sola nasıl gider. Olabilir çevirilmişler çevrede. Öyle. Yani biz bilmeyiz yolu nasıl Biliriz ki sağa nasıl gideriz geçer zaman. E öyle ise sola gidersek ne olacak zaman ben? Yok azalır emek geriye döner. Yani mümkün bir şeydir bu nasıl yok. Zaman yolculuğu, hayır yani Danilo'nun bisikleti değildir o kadar bir şey, e, mü, muhteşem bir hangi bisiklet ne? Zamanda dönebilir geriye sene. Demek zaman yolunda abicim geriye dönemezsin. E, bu durumda e, deriz ki e, yoktur e, zamanda geriye dönemeyiz. Daha doğrusu grafikte olamaz olsun geriye sene. Daha doğrusu sola doğru. Her bir defa sağ tarafa eğer zaman var ise mecburdur sağ tarafa olsun bir tevi hareket. Hiçbir defa mümkün değildir. Zamanda geriye dönelim ve ona göre dönelim dünsün. Bir momente dünsün pauzasına neydi baştan? Hem çevre hareketi kalsın bir yerde bir zaman. Demek a, deriz ki yol grafiklerinde Zaman x ekseni olduğunda sola doğru a, grafik çizilemez. Çünkü zaman zaman geriye dönmez. Demek zaman sadece ilerisine gider ve ona göre mecburdur sağ tarafa devam etsin. Demek bu vardır genel olarak yol grafiklerimiz. Şimdi genel derslerde vardır işleyelim ve açıklayalım. Değişik hareketleri, değişik uh, olayları nasıl nedir? Uh, bir kişi de versen hiç defterinde hangi sayfada yaz şimdiye kadar. Şimdi unuttum gene yazayım. Uh, Neredeydik? 167 en son. Hay bakalım uh, 168'de acaba yol grafikleri kontrol et. 168 nereye kadar gider yol, yol grafikleri için vardır fazla vakit pazartesi yaka. 168'den. 170 JK. Tamam o zaman o zaman evi devanız olsun sayfa 168'den 170 JK yol grafikleri için. Acaba vardır bir sorumuz dersle ilgili? Eğer yok o vakit dersimiz bugün için bu kadar. Bir taklit şimdi olarak a, videoda olarak taklit ama neyse yapabiliriz ki bilmeyiz. Ee, yok bir hangi sorunuz. Gelen derse kadar güle güle.